Duve transfer süreci, evet. Hermoso transfer süreci, aynı şekilde Vendel. Tamam Wendel de o kadar ileriye gidilmemişti ama iki transferde Galatasaray'dan direkten döndü. Aynı olay Zaleski'de de yaşanıyor. Yani bu ilk başından beri tamam şu an Cenk Ergün istifa etti. Bunun faturası Cenk Ergün'e kesildi olarak görülüyor şu an için. Şu an e, işte Galatasaray'ın transferden sorumlu olan kişiler, yani sportif Ayşede Sayın İbrahim Atipoğlu var başlarında. Tamam Cenk Ergün ona göre yetki verildi. Transferlerle görüşmeyle gidiyor. İbrahim Hatipoğlu da bu süreçte tabii ki yer alıyor. En başından belli Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları var. Bütün transferlerde karar merceği benim. Evet. Her şey benim onayım olmadan yapılmaz diyor. O zaman biz burada suçlu mu arayacağız? Suçlu arıyorsak o zaman Galatasaray Başkanı transfer dönemini iyi yönetemedi. Dursun Özbek'ten bahsediyorum burada. Yani Sayın Başkan'dan. Ama şimdi siz Cenk Ergün tamam istifa etti. Sıradaki istifalar gelecek mi? Var birkaç gelen bilgiler, isimler. Ama net değil şu an için İşte İbrahim Atipoğlu üzerinden ilerleniyor, hedef gösteriliyor. Ama bu süreçte kim iletişim eksikliği yaşattıysa, kim bu transferlerde olumsuz sonuçlara gittiğini mal oluyorsa çıkıp açıklayacaksınız bunu. O zaman şöyle bir parantez açalım. Birazdan transfere geri döneceğim ama Cenk Ergün'ün istifası tabii ki dünün önemli gündem maddelerinden biriydi. Ve şöyle birkaç soru var. Birincisi istifayı Dursun Özbek mi talep etti Cenk Ergün'den? Yoksa kendisi inisiyatif alarak ben bu tablonun içinde yer almak istemiyorum ki açıklaması biraz buna paraleldi istifamı etti. Ve tabii ki bunun sonucunda yeni bir görevlendirme futbol bölümünde Erden Timur benzeri bir profil görülecek mi Galatasaray'da bu iki soru. Bence önemli. Şöyle e, Cenk Bey'den başlayalım. Zaten son zamanlarda hem sosyal medyadan e, kendisine yapılan işte e, eleştiriler diyelim. Hem ailesi hakkında hem çocuklar hakkında oldukça e, Hı -hı. zarar görmüştü Cenk Bey. Ve bu süreçte de zaten ya, ya, ya burada açık konuşalım. Transfer sürecini çok iyi yönetemediniz, geçiremediniz. Yani istenilen isimleri getirme. Az önce saydığımız isimler, Duo, evet. Hermoso yani vendeliydi Onun içerisine daha bir sürü isim sayabiliriz bu süreçte. Hepsinin aynı sürece geldiğiniz zaman Burada bir başarısızlık var. Bu süreci kim yönetti? Cenk Ergün yönetti. Transferlerde şu an için gelen isimlerde de. Birinci isim hep Cenk Ergün müydü? Tabii ki Cenk Hı. Ergündü çünkü şöyle sistem şöyle işliyor zaten. Başkan Dursun Özbek, Sayın İbrahim Atipoğlu, hemen bir altında da zaten Cenk Ergün var. Hani sistem bu şekilde ilerliyor. Oyuncuya karar veriliyor, scout oyuncu izliyor, Okan Hoca raporunu veriyor, çalışmalar böyle başlıyor. Sahadaki çalışmaları Cenk Ergün yürüttü bu zamana kadar. Tamam şu an gelen isimler de var. Galatasaray altıya ya yakın. Yani 6 tane transfer yaptı. Ziyeş'i de sayarsak sözleşme yenilendi. 7 transfer diyelim. Hı hı. Ama şimdi hep başarılı, olumlu tarafından bakıyoruz. Galatasaray işte şu an hep akıllardaki cevap şu aslında. 100 milyon euroluk futbolcu transfer ettik. Durumu var. Tamam 100 milyon euro oyuncunun değeri. Siz kiralık olarak getirdiniz, oynattınız. Ama Galatasaray orta sahasına takviye yapamadı. Galatasaray'ın sol kanadı yok elinizdeki oyuncuları gönderip yerine yenilerini koyamadınız şu an için. Ya e bu süreçte de şimdi bir suçta aranıyordu. Yine aynı sürece geliyoruz. Aynı konuya geliyoruz daha doğrusu. Cenk Ergün'ün burada ilk olarak ilişkisi kesildi. E, i̇kinci bir e, senin soruna cevap vereyim. Erdem Timur'la al alakalı. Benim aldığım bilgi Erdem Bey'in şu an için e, Galatasaray yönetimine işte yeniden bir seçim olasılığı olsa bile Yok Erden Timur gelecek mi değil de biraz daha Erden Timur ya da işte daha öncesinde Abdurrahim Albayrak profili gibi biraz daha Florya'yı da e, futbolcuları da idare edebilen aynı zamanda bir transferi de mı? o tarz bir profil olur mu? Ya büyük Aslında. ihtimal zaten bundaki, e, bundan sonraki süreçte e, öyle bir profile bakılacak. Hı hı. Şimdi İbrahim Hatipoğlu Sportif AŞ Başkan Vekili orada e, zaten ben şunu da anlamıyorum Galatasaray'da bu sezon 3-4 tane başkanlık vekili verildi yani ben ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Galatasaray Kulübü'nde yani e, evet e, Sportif Ayşe olarak adlandırılıyordu ama işte e, Maruf Güneş ismi vardı Hı -hı. aynı şekilde u 19'dan alt e, alt yapıdan sorumlu olarak e, adlandırıldı İşte Abdullah Kavukçu Sportif Ayşe'de olarak Hı -hı. E, söylendi İbrahim Atipoğlu aynı şekilde Sportif Ayşe Başkan Vekili yani en üstlerinde İbrahim Atipoğlu'nun olduğu bir sistemden bahsediyoruz ama e, günün sonunda baktığımızda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yani 3-4 kişiye başkan vekilliği vermiş durumda. Yani evet. Galatasaray'da zaten hem yönetimsel anlamda bir e, yönetememe durumu var. Yani bu net bir şekilde ortada. Transferlerde de sağlıklı bir süreç ilerlemedi. Bir kopukluk yaşandı sürekli. Şimdi o sağlıklı süreç ilerlemediğinin istersen biraz e, altını dolduralım ve gelenlere gidenlere bir bakalım. Biraz şöyle bir muhasebesini evet. yapalım aslında. Grafimiz var Galatasaray'da gelen ve gidenlere şöyle bir bakalım değerli izleyenler şimdi alınan oyuncular Salahi, Osimen, Sara, Jakobs, Yelert, Batshuayi ve Ziyech az önce de söyledik sözleşme yenilendi diye. Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu oldu kiralıktan dönmüşlerdi ama Halil yeniden Gaziantep'e evet. kiralandı. E, gidenler de yine ekranda şu anda. Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Kön, Dubois, Tete, Zanyolo, Endombele, Vinicius, Orye, Emin Bayram, Kazım Can, Ross ve Oliviera. Yani aslında bakıldığı zaman e, kağıt üzerinde sezon bittiğinde bu takım korunursa ve üzerine de bir e, bek ve orta saha transferi yapılırsa aslında Galatasaray transferi kapatabilir gibi bir e, yorumlar aslında yapıyorduk hepimiz. Ama yani gelinen noktada evet. saha içinde durum öyle olmadı. Ya Aslında çok kolay değil mi? Yani Biz de burada konuşuyoruz ama Galatasaray'ın eksik noktaları neresiydi? İşte Kerem Ayrılığı gerçekleşmeden önce, Zanlı takımdan kiralanmadan önce. Hı hı. Hani hep diyorduk ya Galatasaray'ın bir, zaten bunu hani biz de demiyoruz. Hem Okan Hoca söyledi bunu, hem Galatasaray'ın yöneticiler söyledi. Bizim kemik kadromuz var, omurgayı koruyoruz, bunun üzerine takviyeler yapacağız. Çok basitti ya, 3 noktaya transfer yapacaktınız. Çok basitti. Yaptınız da, yapmadınız değil. Sarayı yaptınız, kampa katılacak dediniz. Bizler de kamp sürecini yerinde geçirdik, takip ettik. Kampa oyuncular ikinci kampın sonunda gelmeye başladı. Tek bir e, şu an için en iyi yapılan e, bence transferlerden düşündüğüm isim Batu Şuhay. Evet. Erkenden getirildi, takıma adapte edildi. O da Türkiye'yi bilen, Süper Lig'i bilen bir oyuncuydu. Ama onun dışındaki noktalara transferler, işte Sarı alındı ama uygun profil değil de orta sahaya bütün yük Torreira'ya biniyordu. Sonradan lig başladığında bunu gördünüz zaten. Bu noktaya acil transfer yapılması gerekirken yine Galatasaray gidip bir golcü transferi gerçekleştirdi. Tamam Osimen çok e, iyi bir futbolcu, kariyeri, Tabii. yıldız bir futbolcu, marka değeri, ederi her şey bir yana. Ama senin zaten elinde Bahçı Şahin, Şu an bence Türkiye'de de hatta dünya üzerinden bahsedeyim en iyi üçlü forvet Galatasaray'da şu anki süreçte. Evet bu konuda tebrik edilir ama siz orta sahaya transfer... Gerekirken orta sayı transfer yapmadınız. İşte Sağbek transferi Yeler e, durumunda Okan Hoca istemedi diyorlar. Hayır Okan Hoca'nın istediği futbolcuydu. Bir liste sıralaması vardı orada. Onun en başında Due vardı zaten. Due transferi olmadıktan sonra diğer alternatif alternatiflere dönüldü. Orada Yeler transferi gerçekleştirildi. Yani Okan Hoca o futbolcuyu istemedi, bu futbolcuyu istemedi gibi bir durum yok. Sonuçta yönetimle ortak alınan bir transfer süreciydi bu. Bazı isimler Galatasaray'a önerildi menajerler tarafından. Mesela Okan Hoca Osimen istedi mi? Sezon başında Osimen diye bir olasılık var mıydı? Yoktu. Fırsat da altında. aklına bile gelmemişti yani, muhtemelen. Fırsat adı altında yani bu Osimen transferi gerçekleşti Galatasaray'da. E bu noktadan sonra da siz Osimen'i takıma kazandırıyorsanız, sisteminizi değiştirmek istiyorsanız sizin transferi 3 gün 4 gün bekleme lüksünüz yok son günlerde. Kaya bir konuda sesli düşünmek istiyorum. İstersen birlikte düşünelim. Şimdi Zaha e, sorunlu bir profildi ve zaten bir teklif gelirse yollar ayrılacak deniyordu en başından itibaren. Kerem Aktürkoğlu evet katkı veren bir oyuncuydu ama taraftarla bir türlü yıldızı barışmadığı için ve takımdan gerçekten 2-3 yıldır zaten gitmek istediği için teklif alması halinde herhangi gidebileceğini hep konuşuyorduk. Tabii. Ve bu noktada transfer döneminin daha başında Okan Buruk'un bizzat beğendiğini söyledi ve istediği bir oyuncu Oğuz Aydın'dı aslında belki de çok iyi iş yapabilecek bir oyuncuydu ama Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi gelinen noktada Fenerbahçe'de şans bulamayan bir Oğuz Aydın Galatasaray'da son günde o bölgeye yapılmaya çalışılan bir transfer paniğinden aslında bahsediyoruz. Yani en başından mesela bir Oğuz Aydın bile kadroya katılsa Galatasaray açısından belki bu problemlerin birçoğu çözülmüş olmaz mıydı acaba? Kesinlikle Şu an tamamen sesli düşünüyorum diyor, bu kesinlikle arada. kesinlikle katılıyorum. Düşüncelerim bence doğru. çünkü çoğu futbol sever de bu şekilde düşünüyor. Siz Kerem Aktürkoğlu'yla hani bir parçalı bulutlu, bir yağmur, bir güneş zaten. Öyle bir sezon geçirdiniz. Evet. Ve bu sezon da kötü başladınız. Evet Beşiktaş maçında yaşanan olaylar soyunma odasındaki. ondan önce de birkaç hani oyundan çıkarken verdiği tepkiler. Hı hı. Bu sadece Kerem üzerinden bahsetmiyorum ben. Her futbolcu zaten oyundan alındıktan sonra bu tepkileri gösterebilir. Zaha da o şekilde. Hani Zaha'yı kazanmayı Okan Hoca birkaç defa düşündü. Ama o dönemde Zaha'nın psikolojisi takıma karşı verdiği reaksiyon farklıydı. Sonraki süreçte işte Okan Hoca Zaha'yı gözden çıkardı. Ama günün sonunda baktığımız zaman 40 gün kadar bekletilen bir Oğuz Aydın. Bu günü veriyorum ya 40 gün. Hani bu transferde ve şu konuşuluyordu mesela Oğuz Aydın Galatasaraylı mı Fenerbahçe'li mi vesaire ben ailesinin Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ve Galatasaray'da beklediler zaten. Ya çok önemli mi bu arada bu, bu oyuncular? Profesyonel ya oyuncular. Tabii ki yani olabiliyor bunlarda. E şöyle bir durum var bir de burada. Ajax da oyuncu istedi ama Alanya Spor çok yüksek bol servisler beklediği için oyuncunun transferi gerçekleşmedi. Zaten Oğuz Aydın'ın kafasındaki düşünce şuydu. Ben Galatasaray'a gidersem Zaha'dan, Kerem'den, Ziyeş'ten forma alabilecek miyim? Barış'tan. Böyle bir düşüncesi vardı. Biraz oyuncu onu düşünüyordu o noktada. Şimdi ne oldu? Galatasaray oyuncu almadı. Fenerbahçe devreye girdi oyuncu aldı. Oğuz Aydın yine aynı sıkıntıyla karşı karşıya. Şimdi Fenerbahçe'de Maksimen gibi Şimdi oyuncu var. Şimdi rekabet ettiği oyuncular da daha ciddi Tabii oyuncular ki. bu arada. Yani Tadic var. İrfancan Can Kahveci var. Var da var. Şimdi bu oyuncu zaten Avrupa listesine de yazılmadı. Senin hani kadronu alıp direktmen ilk 11'de başlatman gereken oyuncuyu bekletip al alınmayan bir oyuncudan bahsediyoruz bu noktada. Bu transferi senin her türlü bitirmen lazımdı. Çünkü hani bir de şöyle bir durum vardı. Fenerbahçe zaten bu isimlerin alma nedenlerinden biri Galatasaray'a transfer çalımıydı vesaire falan filan o ayrı bir konu. Ama yabancı kuralı belli olmadığı için hem Levent Mercan transferini evet. hem de Oğuz Aydın transferini Fenerbahçe İşi garantiye bitirdi. aldı. Tabii işini garantiye aldı. E şimdi Oğuz Aydın kötü bir profil değil. Galatasaray bu oyuncunun transferini gerçekleştirseydi bu noktada şu an ilk 11 oyuncusuydu Oğuz Aydın. Şimdi seni ya yine belki salaya alınırdı ama Kesinlikle. böyle bir garantisi ve güvencesi olurdu ya Tabii ama 40 gün elinde. bekletildikten sonra da hala bir temas yoksa, hala işte evet bizim kadromuz şu an çok şişkin ama oyundan ayrılacak olan futbolcular var. Kadrodan ayrılacak futbolcular var. işte Zaha'ydı, Ziyech de onların içindeydi mesela. Tete'ydi. Bunları gönderdikten sonra seni alabilir. Şimdi Oğuz Aydın seni şu transfer döneminin son gününe kadar bekler miydi? Beklemezdi. Ben olsam ben de beklemem. Yani. Açık konuşayım ben niye kendimi riske atayım ki?